Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerin işine yarayacağını düşündüğüm bir video çekmek istedim size. Üniversitem hakkında birçok soru alıyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Muhtemelen siz de çömeye gelmek istiyorsunuz. O yüzden bütün bilgileri tek bir videoda toplamak istedim. Hem sizin de işinize yarar diye düşündüm. Öncelikle kendimden kısacık bahsedeyim beni tanımayanlar için. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Daha bölüme başlamadım. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Bildiğiniz üzere şu an okullar kapalı olduğu için eğitimlerimize de online devam ediyoruz. Şimdi önce üniversitemiz, yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1992 yılında kuruluyor. Ve üniversitenin farklı merkezlerde yerleşkeleri var. Aslında en çok sorduğunuz sorular da şu bölüm nerede, şu fakülte nerede gibi oluyor. Aslında şu an söylemek istiyorum ki ben birçok fakültenin ve yüksekokulun nerede, hangi yerleşkede olduğunu size şu an söyleyeceğim. Ama bölümler çok fazla olduğu için eğer bu videoda söylemeye kalkarsam video çok uzun olur. O yüzden size aşağıya videonun açıklama kısmına bir sürü link bırakacağım. Hangi bölümün hangi yerleşkede olduğunu bulabileceğiniz linklerden bahsediyorum. O yüzden video bittikten sonra aşağıdaki linklere tıklamayı ve bakmayı unutmayın. Benim kanalımda videosunu da çekmiş olduğum Terzioğlu Yerleşkesi'nden bahsedeceğim. Bu Terzioğlu Yerleşkesi en ana yerleşkelerden bir tanesi. Kanalımda var. Çömük Kampüs Turu adlı bir videoda o yerleşkeyi tanıtıyorum size. Şimdi bu yerleşkede hangi fakültelerin ve yüksekokulların olduğundan bahsedeceğim size. Öncelikle Tıp Fakültesi var. Turizm Fakültesi var. Siyasal Bilgiler Fakültesi var. Kütüphanemiz mevcut. Hatta o videoda size kütüphaneyi gösterdim. İçine girmedik ama umarım seneye içini de çekebilirim sizlere. ÖSEM binası var. ÖSEM binasında neler var? Bunlardan bahsedeyim. Yemekhane kısmı ÖSEM binasında. ÖSEM'in de açılımı Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi. Altında A101 var. Aynı zamanda ÖSEM'de yemek yeme yerleri var. Yemekhane dışında. Ayrıca bir tane kafemiz var orada. Başka ne var? Bir de kırtasiye var. ÖSEM'den sonra ayrıca Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü de Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunuyor. Bir diğer fakülte ise Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi. Ayrıca Ziraat Fakültesi de mevcut. Bir başka fakülte Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, ben şu an burada okuyorum. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bulunuyor. Evet, Terzioğlu'ndaki bulunan fakülte ve yüksekokullar bunlar. Dediğim gibi ekstra bölümlerin de burada olup olmadığına bakmak için üniversitenin sitesinin linkini bırakacağım aşağıya. Yara verdim. Arkadan kuş sesi geliyor. Kusura bakmayın çünkü evde kuş var ve sürekli bağırıyor. Şu an bahsetmek istediğim konu ise yurtlar. Yurtları da çok soruyorsunuz. Şimdi bu Terzioğlu Yerleşkesi'nin içinde 3 tane yurt var. 2 tanesi KYK yurdu, bir tanesi de özel yurt. Özel yurttan önce kısaca bahsedeyim. Özel yurdun adı Ardes. Kız ve erkek birleşik bir yurt. Bu yurt Terzioğlu kampüsündeki tek özel yurt. Diğer yurtlardan biri ise Safiye Hüseyin Erbi Kız Öğrenci Yurdu. Bu da hemen aslında bu Ardes dediğim yurdun biraz daha tepesinde bulunan bir yurt. Bayağı büyük bir yurt. Kapasitesini bilmiyorum ama işte yazarsanız internete bakabilirsiniz. Bir diğer yurt da Çanakkale Kız Yurdu. Bu da Ardes'in hemen dibinde kalan bir kız yurdu. Okula mesafesi diğer Safiye Hüseyin Erbi'den daha yakın. Dediğim gibi bu 3 yurt da Terzioğlu Yerleşkesi'nin içerisinde bulunuyor. Onun dışında daha merkezde kalan 2 tane daha yurt var sanırım. Bunlardan biri Terzioğlu Kız Yurdu. Bu tam olarak bir tane AVM'miz var bizim Çanakkale'de, 17 burada diye. Onun hemen arkasında bulunuyor. Çok merkezi bir yerde. Hem okula hem de merkeze yani ortak bir noktada diyebiliriz. Bir diğer yurt da Adile Sultan Kız Öğrenci Yurdu. Bu yurt hakkında çok fazla bir bilgim yok. Sadece adını biliyorum. Bir de çok çok eski olduğunu biliyorum. Diğer yurtlar çok daha yeni ona göre. Evet, çok meşgul bir insan olduğum için bir telefon görüşmesi yapıp tekrar geldim. En son ne dediğimi unuttum ya. Yurtların iyiliğinden kötülüğünden bahsedecek olursak diyordum. Açıkçası arkadaşlarımdan kalanlar var. Bilmiyorum, çok aşırı memnun değiller. Genel olarak söylemek istediğim bu. Şeyde kalan arkadaşım, bu Terzioğlu Kız Yurdu'nda, yani merkeze yakın olan yurtta kalan arkadaşım memnundu. Onun dışında o Safiye Hüseyin Elvin'den çok memnun değiller.
Adile Sultan hakkında hiçbir fikrim yok. Çanakkale Kız Yurdu'ndan da mezunlar sanırım. Ve orada daha çok diş öğrencilerinin olduğunu biliyorum. Bu şekilde. Erkek yurtlarına değinmek çok isterdim ama sanırım sadece bir tane erkek yurdu var ve bu da Nusrat Öğrenci Erkek Yurdu. Ve bunun da çok şehir dışında, yani şehrin çıkışına yakın bir yerde olduğunu biliyorum. Ve öğrenciler bu yüzden şikayet ediyor diye biliyorum. Onun dışında bu yurt hakkında da bilgim yok. Eğer Nusrat Öğrenci Yurdu'nda kalıyorsanız ve oranın nasıl bir yer olduğu hakkında fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Ve insanlar da bilgilensin bu şekilde. Çünkü ben bilmiyorum, üzgünüm. KYK yurdu bu arada Nusrat, yanlış olmasın. Onun dışında Çanakkale merkezde birçok yurt var özel olarak. İşte ne bileyim, onlara da internetten araştırıp ulaşabilirsiniz eğer bu şehre gelmeyi planlıyorsanız. Şimdi bunları söyledikten sonra bütün anlattıklarım genel olarak Terzioğlu yerleşkesiyle alakalıydı. Şimdi Anafartalar yerleşkesine değinmek istiyorum. Anafartalar yerleşkesi de Çanakkale merkezde kalıyor. Biraz daha nasıl desem size, eğer Google haritalardan bakarsanız Kordon diye bir kısım var. Onun ilerisinde kalıyor. Yani merkezde bu yurt. Tam olarak merkezde. Bizim Terzioğlu dediğimiz kampüs biraz daha şehrin dışında kalıyor. Hani merkeze nasıl derseniz uzaklığı yakınlığı. İşte otobüste maksimum yarım saatte merkezde oluyorsunuz. O da çok trafik falan varsa. Anafartalar tam olarak merkezde, yani yürüme mesafesi diyeyim. Bu Anafartalar yerleşkesinde eğitim fakültesi bulunuyor. Eğitim fakültesinden kastımız ne diye sorarsanız, işte muhtemelen öğretmenlikler orada bulunuyor. Dediğim gibi daha ayrıntılı araştırmak için linklere bakın. Bu arada buranın da kütüphanesi var. Ve spor salonu da varmış diye gördüm, araştırdım. Onun dışında Terzioğlu yerleşkesi hakkında çok ufak şeyler eklemek istiyorum. Söylemeyi unutmuşum. Terzioğlu yerleşkesinde kapalı spor salonu var. Amfi alanı var. Açık amfi. Birazcık görsel olarak olabilir. Bilmiyorum kullanılıyor ama. Onun dışında kültür merkezi var. Troya Kültür Merkezi var. Burada işte üniversiteye gelen konuşmacılar vesaire burada konuşabiliyor. Bir diğer yerleşkemizin adı da Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi. Arkadaşlar bu yerleşkede, yani böyle bir kampüs içi gibi düşünmeyin. Daha çok sanırım bir tane falan böyle bir bina var. Burada İlahiyat Fakültesi bulunuyor. Ve bunun hemen yanlarında sanırım adliye bulunuyor. Yani hani adliye ile yakın bir yerde eğer haritalardan bakarsanız. Aynı zamanda burada İçtaş Kongre Merkezi varmış. Bu kongre merkezinde de böyle sunular ve konuşmalar yapılıyor diye biliyorum. Evet, bunun yerleşkenin adı da Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi. Unutmayın bakmak isterseniz. Burada da kütüphane varmış yine. Bir de Taceddin Aslan Uygulama Camii varmış. Bu arada Terzioğlu Yerleşkesi'nde de bir tane cami vardı. Hatta şu anda girişine bir kocaman bir cami yapılıyor. Onun dışında BİGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AKÖ Kampüsü diye bir yerleşke varmış. Şimdi İktisadi ve İdari Bilimler sanırım burada. Bana birisi sormuştu Terzioğlu yerleşkesinde var mı diye. Olmayabilir, emin değilim. Ama dediğim gibi bu da farklı bir yerleşke oluyor. BİGA'da Çanakkale merkeze sanırım 90 kilometrelik bir uzaklıkta olan Çanakkale'nin diğer bir ilçesi. BİGA ile Çanakkale merkezi karşılaştıracak olursak, birçok insandan duyduğuma göre BİGA daha küçük bir kasaba, bir köy gibi kalıyor. O yüzden eğer Çanakkale merkeze gelmeyi düşünüyorsanız fakültenizin nerede olduğunu çok iyi araştırın. Çünkü BİGA'da da çıkabilir ya da işte Çanakkale'nin diğer ilçelerinde de çıkabilir. Mesela bunlar dışında hangi ilçelerde yüksek okullar var, onlardan bahsedeyim size. Ayvacık, Bayramiç, Bigaçan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice meslek yüksek okulları bu ilçelerde de bulunuyormuş. Yani ilçelerin isimleriyle anılan meslek okullarından bahsediyorum. Video çok uzun olacak, özür dilerim ama umarım bilgiler işinize yarar. Sarıcaeli Kampüsü diye bir kampüs daha varmış. Gerçekten pek bir fikrim yok ama burada Ziraat Fakültesi'nin uygulama alanları varmış. Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi varmış. Bir de Teknopark gibi bir şey varmış. Bir diğer yerleşke de Dardanos yerleşkesiymiş. Bu yerleşkede şu an herhangi bir okul bulunmamaktadır. Ziraat Fakültesi, Deniz Bilimleri Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi'nin uygulama alanlarıymış buraları. Spor tesisleri varmış, plaj varmış ve sosyal tesis ve lojmanlar da varmış bu arada. Evet, umarım şu ana kadar size verdiğim bilgiler
işinize yaramıştır. Bu arada hep Terzioğlu yerleşkesine ekleme yapıyorum ama Terzioğlu yerleşkesinde işte kütüphanenin yanında ya da ne bileyim Özlem'de, ondan sonra yol üzerinde böyle birkaç kafe falan da var. Yani işte yemek yiyebileceğiniz yerler. Ayrıca şey de vardı, böyle bir yemekhane, ya yani okulun yemekhanesi dışında başka bir yemek çıkarılan büyük bir bina vardı. İşte Osmanlı kahvesi vesaire gibi bu tarz şeyler de var. Bunlar için de size buraya Çomi'nin drone ile çekilmiş bir videosu var. Yani o kampüsü görüyorsunuz. Size linkini onu da bırakacağım. Şimdi mesela size meslek yüksek okullarının hangi ilçelerde olduğundan kısacık bahsedeceğim. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Mesela Ayvacık Meslek Yüksek Okulu, Bayramiç Meslek Yüksek Okulu, Biga, Çan, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, işte Ezine, Deniz Teknolojileri, Gelibolu Piri Reis, Gökçeada Lapseki, Sağlık Hizmetleri, Yenice Meslek Yüksek Okulu. Bu tarz işte farklı ilçelerinde meslek yüksek okulları, yani işte MYO diye geçen yerleşkeleri var. Yüksek okulları neler? Onlara bakalım bir de. Çan Uygulamalı Bilimler, Çanakkale Uygulamalı Bilimler, Devlet Konservatuarı, Gökçeada ve Yabancı Diller Yüksek Okulu. Bu saydıklarımın da hepsi yüksek okul. Bunlar var. Yani yine farklı ilçelerde ve bu arada Yabancı Diller Yüksek Okulu söylemiştim sanırım Terzioğlu yerleşkesinde. Bir diğer şey ise fakülteler. Mesela bakın okuyorum şu an. Biga İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi. Biga'da yani. Biga Uygulamalı Bilimler, Deniz Bilimleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İletişim, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Ziraat Fakültesi. Bunlar da fakülteleri genel olarak. Size şunun hakkında birazcık bilgilendirme yapayım. Diş Hekimleri Fakültesi şu an Terzioğlu yerleşkesinde bulunuyordu en son olarak. Hatta mühendisliğin yanında, mühendislikle ortak bir binada bulunuyordu. Bildiğim kadarıyla Diş Hekimliği Fakültesi yeni açılan bir fakülteymiş. 2 ya da 2 senelik falan olması gerekiyor sanırım. Çok emin değilim. Bu fakülte yeni açıldığı için mühendislik binasına hani ek olarak bir bina yapılıp birleştirilmiş. O yüzden yeterli alanı yokmuş Terzioğlu'nda. Bu yüzden Çanakkale'nin ilçesi olan Kepez'e yeni bir diş hekimliği fakültesi açılıyor diye biliyorum. Çünkü arkadaşım okuyor ama çok kesin bilgilere sahip değilim. Hatta eğer şu an okuyor olsaydık ikinci dönem ya da bir dahaki dönem için oraya geçeceklerdi diye biliyorum diş hekimliği için. Bunun dışında pek bir bilgim yok ama işte o da dediğim gibi Kepez'de bulunacak. Kepez'de yine Çanakkale merkeze en yakın ilçelerinden diyebiliriz aslında. İşte Ç11 gibi otobüsler oraya gidip geliyor sürekli. Ayrıca burada size kısacık Terzioğlu yerleşkesinde bulunan kütüphaneden bahsedeceğim. Çomu kampüs turunda orasını da çekme fırsatım olmuştu. Kütüphanemiz gerçekten bayağı büyük. Yani fiziksel anlamda ve de içerisindeki kaynaklar hakkında birçok bağış yapan insan olduğu için kütüphaneye çok zengin bir kütüphanemiz var. Size videonun altına kütüphanenin tanıtım filmini de bırakacağım. 2 tane tanıtım filmi varmış. Oraya bakıp bilgi edinebilirsiniz. Yine sitesinde bırakırım. Son olarak öğrenci topluluklarından birazcık bahsetmek isterim. 137 tane öğrenci topluluğu varmış. Adları hakkında gerçekten pek bir fikrim yok. Ama benim bu sene girdiğim 2 tane öğrenci topluluğu vardı. Biri Biltek, bilişim teknolojileri. Yani işte bilgisayar alanında, teknoloji alanında bir şeyler yapıyordu. Bir diğerinin adını hatırlamıyorum ama o da işte moleküler biyoloji gibi bir topluluktu. Birçok topluluk var arkadaşlar. Hangisine ilginiz varsa o tarz topluluklara üye olabilirsiniz. Bu topluluklar dönem içinde birçok etkinlik düzenliyor. İşte konferanslar hazırlıyor sizlere. Konferanslara katılarak belge alma şansınız olabiliyor. İşte CV'nizde bunlar yarayabilir. Bazen geziler düzenliyorlar. İşte ne bileyim Ankara olur, İstanbul olur. Hatta Çanakkale içinde bile biz bu sene... Onların da videosunu çekmiştim. İzlemek isterseniz kanalımda. Çanakkale Şehitlik Turu adında bir gezi düzenledik. Bu şekilde bu tarz topluluklarımız da mevcut. Şimdi buraya kadar size okul hakkında bilgi verdim. Diğer bilgiler de Çanakkale hakkında ve Çanakkale'de öğrenci olmak hakkında olacak. Ben aslında Çanakkale'de okumak için bir plan yapmamıştım.
Hatta Çanakkale'nin geleceğini bile bilmiyordum açıkçası. Bana da sürpriz oldu. Ve hatta şunu da söyleyeyim size. Aslında sıralama olarak sadece sıralamıştım. Hani bölümüme uygun. Bursa Teknik'ten sonra Çanakkale geliyordu. Orasını yazmıştım ve araştırma bile yapmamıştım. Keşke araştırma yapsaymışım. Farklı bir yer, kötü bir yer de gelebilirdi. Ama iyi bir yer geldi. Ve ben şu an Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okumaktan gerçekten memnunum. Şu an hazırlık okuyorum. Bölüm hakkında pek bir fikrim yok. Hocaları hakkında pek bir fikrim yok. Ama size yabancı diller hakkında birazcık bilgi verebilirim. Ben bu seneki hocalarımdan gerçekten çok memnunum. Beni izliyorsa buradan Seçil hocama merhaba demek istiyorum ve onu çok seviyorum. Gerçekten çok kaliteli hocalarımız var. İşini çok iyi bilen, çok iyi öğrencileriyle diyalog kurabilen hocalara sahibim. O yüzden dediğim gibi gerçekten memnunum üniversitemden. Eğer Çanakkale'de okumak istiyorsanız ama hani Çanakkale hakkında pek bir bilginiz yoksa şunları söyleyebilirim sizlere. Çanakkale zaten büyük şehir statüsünde değil ama gayet canlı bir şehir. Özellikle yaz ayları. Şu artık bilgisayarı da şuraya koyabiliriz. Bayağı canlı bir şehir ama canlılığını öğrencilerinden alan bir şehir. Şu an işte ya da sömestr tatiline gidip bakarsanız Çanakkale'ye gerçekten böyle hiç öğrenci yok, hiç aktif değil o şekilde görürsünüz. Çünkü öğrenciler aktifleştiriyor şehri. Şehirde ulaşım nasıl sağlanıyor? Bundan bahsedeyim size. Ulaşım sadece otobüslerle sağlanıyor bildiğim kadarıyla. Ama belirli yerlerde minibüsler de mevcutmuş. Kullanmadım. Genellikle ilçelere bu minibüs tarzındaki şeyler gidip geliyor. Aslında bu Terzioğlu yerleşkesine yani okula gelen birçok otobüs var. İşte Ç1, Ç2, Ç3, Ç9, Ç8 falan sanırım bunlar da geliyor. Ç4, Ç4. Bir sürü otobüs var. Tabii bu otobüslerin güzergahları farklı. Ama eğer Ç3'e binerseniz yandınız. Bunu buradan aktarmak istiyorum. Çanakkale'de okuyanlar Ç3'ün ne kadar çok dolaştırdığını bilirler. Çok fazla gereksiz dolaştıran bir otobüs. Zaman kaybı. Onun dışında diğer otobüslerle o Terzioğlu yerleşkesinden merkeze gitmeniz maksimum 30-35 dakika sürer. O da trafik varsa. Trafik yoksa 15 dakikada merkezde olursunuz. Çanakkale'de aktif olarak işte öğrenci hayatı olarak neler yapabilirsiniz? Aslında öncelikle hani bu arkadaş ortamınıza çok bağlı olarak değişiyor. Eğer arkadaşlarınızdaysanız eğlenecek illaki bir şeyler buluyorsunuz. Bir sürü kordon kısmında kafeler var. Oralarda vakit geçirebilirsiniz. İşte ne bileyim kumsalda oturabilirsiniz yaz aylarında. Çünkü gayet güzel hani kumsalları var. Onun dışında iki tane AVM'si var. Bir tanesi 17 burada, bir tanesi de Troy Park. 17 burada gayet büyük bir AVM. İçerisinde birçok işte markayı bulabilirsiniz. Sinema vesaire yemek alanları bunlar var. Her AVM'de olduğu gibi. Troy Park buna nazaran daha küçük bir AVM olarak görünüyor diyeyim size. Bunlar dışında Çanakkale'de peynir helvası yiyebilirsiniz. Çanakkale'nin wafflecıları çok meşhurdur. Waffle yiyebilirsiniz. Özellikle bomba, İzmir bombası satan bir yer var. Orada bomba yiyebilirsiniz. Ayrıca Şakir'in yerinde işte çay içebilirsiniz, okey oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Çanakkale'de de Eskişehir'de olduğu gibi sanırım böyle bir barlar sokağı gibi bir yer var. Oralarda vakit geçirebilirsiniz arkadaşlarınızla. Bu şekilde benim aklıma gelenler şu an bunlar. Birçok kahveci de gördüm. Hatta arkadaşlarımızla birkaç liste yapmıştık işte şuraya şuraya gideriz vesaire falan diye. Öyle kahvecileri gezebilirsiniz. Yani kahvecilerde vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca böyle halk bahçeleri işte ya yeşillik vesaire. Orada gidip piknik yapabilirsiniz. Hatta çok güzel manzarası olan bir yer var diyebiliyorum ama şu an adını hatırlamıyorum. Öyle yani Çanakkale'ye gelirseniz doğayla iç içesiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Özellikle iki tane adası var bildiğiniz üzere. Gökçeada ve Bozcaada. Bu adalara yaz aylarında beraber gidip arkadaşlarınızla kamp yapabilirsiniz. Gökçeada'ya ve Bozcaada'ya belirli işte saat aralıklarında feribotlar oluyor. Bayağı uzaklar, bayağı sürer gitmesi feribotla. İşte Bozcaada'da denize girebilirsiniz. Onun dışında sokaklarını keşfedebilirsiniz. Gökçeada'da da aynı zamanda aslında şeyler var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin yerleşkeleri var ama onun hakkında gerçekten bir bilgiye sahip değilim. Sanırım şey orada aşçılık
orada var diye biliyorum. Şehitlik turu yapabilirsiniz. Şehitlikler Çanakkale merkezde değil, karşısı olan Gelibolu'da. Boğaz'ın karşısı olan Gelibolu'da yer alıyor. İşte Çanakkale merkezden Gelibolu'ya geçiyorsunuz. Yarımadası'na geçiyorsunuz. İşte oradan işte Kilitbahir'den başlıyorsunuz gezmeye. Bütün şehitlikleri, bütün eski o tarihimizi gezebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir aktivite oluyor. Oraya gitmeden oranın ruhunu alamıyorsunuz. Oraya gidip orada bulunmanız çok farklı bir şey. Eğer merak ediyorsanız gerçekten kanalımda çekmiş olduğum iki tane video var. İkisi de o Çanakkale şehitlik gezisi hakkında. Oraları gösterdiğim iki video. Onlara bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Çok fazla ilgi görmedi, izlenmedi. O yüzden aslında birazcık üzüldüm o videolar hakkında. Çünkü hani tarihimizi yansıtan videolardı. Neyse. Şu an anlatmak istediklerim sanırım bu kadar. Aklıma gelmiyor. Şu an eğer bahsetmediğim, aklınıza takılan bir soru olursa önce lütfen kendiniz araştırın. Eğer bir şekilde bulamazsanız bana sormayı deneyin. Çünkü herkes şöyle yapıyor. Hiç araştırmadan direkt gelip yoruma ya da bana mesaj olarak işte şu bölüm şu nerede, şu nerede, bu nerede? Ben de bütün bölümlerin, bütün fakültelerin nerede olduğunu bilmiyorum. Haliyle ilk senem. Bilsem gerçekten hani direkt yardımcı olurum yazarım. Ama benim de araştırmam gerekiyor. Ve ben de bunun için efor sarf ediyorum. Sizin geleceğiniz açısından bence iyi bir şey değil. Yani her şeyi hazır beklememelisiniz. Eğer bir konuda yani bir üniversiteye gitmek istiyorsanız o üniversitenin şartlarını, her şeyini araştırmalısınız. Bilgi bulamadığınız takdirde o zaman başka kişilere başvurmalısınız bence. Yoksa bu birazcık ne diyeyim, düşüncesizlik oluyor yani bana göre. Yine de dediğim gibi cevabını bulamadığınız soruları cevaplamaya tekrar devam edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Birazcık uzun oldu ama bilgilendirdiğimi umuyorum sizlere. Şu an YKS'ye çalışanlar için de biliyorum aslında çok zor bir dönem. Konularınız çıkarıldı. Sınavınızın tarihi ilerletildi. Konuların çıkarılması mezun olanlar için kesinlikle çok sinir bozucu bir durum. Çünkü siz biliyorum ki türevi integrali artık yiyip yutmuştunuz. Ya da ne bileyim işte organik kimyayı bayağı anlamıştınız ve direkt bu konular çıkarıldı. Ama şöyle düşünün, herkes aynı süreçten geçiyor. Bu süreci sadece siz tek başınıza yaşamıyorsunuz. Herkes aynı durumda. Herkes bir şekilde o sınava girecek. Aynı konulardan. Yine aslında adil ama adil olmayan değişik bir sınav olacak, bilmiyorum. Ama şey yapmayın yani, böyle kendinizi nasıl desem mutsuz edecek düşüncelerden uzak durun. Siz çalışın ne olursa olsun. En azından sonra şey düşünmezsiniz hani, keşke çalışsaydım pişmanlığını yaşamamak için şu an çalışın. Yani ne kadar kötü zamanlardan geçsek de inanıyorum bu zamanlarımız da geçecek. Kendinize iyi bakın. Bu arada evde kalmayı da unutmayın. Ne kadar çok evde kalırsak bu süreçte o kadar çok hızlı biter bizim için. Hoşçakalın, bir başka videoda görüşmek üzere.